Ay burada biri olmayınca ne kadar da zorlaşıyor. Olmaz olmaz deme hiç. Şöyle nasıl? Belli olmaz sevgilim fikrinden. Rahat rahat değil mi Joy, Lucy? Yatabilmirim. Bugün size Spinning Out dizisinden bahsedeceğim. Spinning Out Netflix'te 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yayında ve diziyi yazan, yaratan, ya yazarı demeyeyim de yaratan kişi Samantha Stratton diye biri. Amerikan yapımı arkadaşlar ve türü de drama. Ben açıkçası hani Netflix'te hep denk geliyordum. Böyle diğer dizilere ya da filmleri izlerken afişini görüyordum. Ve afişinde de hani şöyle duruyor kadın ya da bu tarafa dönük. Cat, işte dizideki Cat ve buz pateniyle ilgili olduğunu konusunu okuyunca zaten anlıyorsunuz. Ben de hiçbir şekilde izlemek istemiyordum. Yani resmen böyle hem istiyorum hem istemiyorum. Çünkü birincisi drama olmasından dolayı hani çok mu dramdır acaba dedim. İkincisi de ben buz pateninden bayağı korkuyorum. Hani o altı çok böyle keskin falan ya, böyle bilmiyorum, sanki bir şey olacak da bir yerimi kesecekmiş duygusu veriyor bana. O yüzden de böyle izleyeyim mi izlemeyeyim mi iki arada bir derede kaldığım bir diziydi. Öncelikle bu diziyi izlediğim için inanılmaz mutluyum. Diziye verdiğim notu en sonda söyleyeceğim. Bütün artıları ve eksilerini de ele aldıktan sonra. Yani açıkçası ikilemde kalıp da izlediğime çok mutlu olduğum nadir dizilerden biri. Ve şu duyguyu da bilirsiniz. Hani böyle bazı dizilerde ya da filmlerde wow işte bundan beklentim çok büyük. İşte belli bir oyuncu vardır çünkü içinde kastta. Müthiş olacağını bilirsiniz. Mesela Atiye gibi. Ondan da izlemeyenler için bu arada Atiye videomu şuralara koyacağım. Dizi önerisinde onu izleyebilirsiniz. Atiye benim için buradaydı. Beren Saat ve Mehmet Süngür'den dolayı özellikle. Ama izlediğimde burada kaldı. Yani altında kaldı. Bu arada bu ne bilmiyorum. Dolayısıyla bu dizide de yani hiçbir beklentim yoktu. Zaten hiçbir oyuncuyu tanımıyordum. Şuraya koymuştum ve gerçekten şurada bitirdim. O yüzden de izlemenizi öneririm. Ama öncelikle bir size konudan bahsedeyim. Spinning Out dizisi, bu arada adını size söylemek istiyorum. Spinning Out bir şeyin gereğinden daha uzun sürmesi, beklenenden daha fazla zaman alması demekmiş. Ben Spinning Out deyince hani böyle kendi etrafında dönmek olarak algıladım. Ama hani Spinning Out ne demek diye baktığımda bir şeyin gerekenden daha uzun sürmesi olarak söyleniyor, yani yazıyordu. O yüzden anlamı buymuş. 10 bölümden oluşuyor ve bir sezon olarak yayınlamışlar. Umuyorum ki ve yani gerçekten çok istiyorum ki bu kadar başarılı şekilde ikinci ve üçüncü sezonları da çekerler ve böyle bayıla bayıla izlemek çok isterim. Çünkü inanılmaz hoşuma gitti. Her bölüm 47 ile 55 dakika arasında diyeyim değişiyor aşağı yukarı. Yani zaten hiçbir bölüm bir saati bulmuyor. Ve bu Netflix dizilerinin de çok büyük bir özelliği. O yüzden de ben hani illa Netflix'tir, hani başka bir şey izlemeyin asla demiyorum. Ama yani bu kadar dizi sürelerinin kısa olması beni çok çok mutlu ediyor. Ve açıkçası arkadaşlar gerçekten bu benim nadir yaptığım bir şey. Belki aranızda hani bir diziye başladığında hiç bırakamayan ve iki günde bitirenler vardır ama ben o insanlardan değilim. Yani bayağı benim sürer. Bir ayda falan bir diziyi, yani bir sezonluk bir diziyi çok iyi olsa bile bir ayda bitirdiğim oluyor. Ama Spinning Out'u 4 günde, 3 ya da 4 günde bitirdim. Ve inanılmaz böyle şeydim. Gün içinde de akşam olsa da diziyi izlesem çok merak ediyorum. Acaba şimdi ne olacak diye diye böyle gitti benim için. Aktı yani resmen. Ve burada şimdi size bir konudan artık bahsetmek istiyorum. Çünkü videoları bu kadar böyle 15 dakikalar, 20 dakikalardan daha kısa sürelere çekmek üzerinde çalışıyorum diyeyim. Dizinin konusu Cat'le başlıyor ve Cat çok başarılı bir buz patencisi. Yarışlara katılıyor. Zaten çok çok hırslı bir kız. Ama dizi ilerledikçe ya da ilk bölümünde şunu görüyorsunuz. Bu zaten spoiler'a girmiyor ve yazdığınızda da çıktığı için bundan rahatlıkla bahsedebiliyorum. Kendisi bipolar. Bipolar olması sebebiyle de hayatında aslında hani çok iniş çıkışları var.
ve bununla, bu rahatsızlığıyla mücadele etmeye de çalışıyor. Ve bu hastalığıyla mücadele ederken ve bu kadar stresli ve hırslı bir yapıda, bir de sektöre, yani buz patenciliğine devam ederken ve ilişkilerini sürdürürken yaşadığı zorlukları görüyoruz aslında. Ve gerçekten de beni en çok etkileyen, hani dizinin konusu evet drama diye geçiyor, yani dram. Ama bence psikolojik dram da var. Yani net olarak tamamen psikolojik değil. Ama psikolojiye dayalı dizileri ben çok yani aşırı seviyorum. Hani size anlatamam. Zaten sizinle paylaştığım You dizisini de en çok bu sebepten dolayı sevmiştim. O biraz daha hani gizem, psikoloji falan barındırıyordu. Ama Spinning Out dizisinde bir gizem yok. Tamamen dram ve psikoloji üzerine. Kat, Samantha diye bir kız kardeşi var. Onunla bir de annesiyle yaşıyor. Annesinin adı January Jones'tu. Hanımefendi gerçekten inanılmaz bir oyunculuk sergilemiş. Bu arada bunu koyuyorum. Böyle artık bende şey oldu, sanki hemen resim çıkacak gibi. Kat'in gerçek adı Kaya Scodelario. Ve Samantha'yı oynayan oyuncumuz da Willow Shields'tı, doğru hatırlıyorsam. Justin karakterini canlandıran Evan Broderick'ti galiba. Yani şöyle, şimdi teknik olarak bir gideyim. Oyunculuklar muhteşem. Zaten prodüksiyondu, hani çekimdi falan, onlardan hiç bahsetmiyorum. Efsane. Ve gerçekten bu insanların kendi özel hayatlarında da çok başarılı buz patencileri olduğunu düşünüyorum. Zaten bu kadar başarılı olmasalar da herhalde bu dizi ortaya çıkmazdı. Ama bunu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Sorum şu: bu oyuncular, yani bu dizi için mi acaba buz patenciliklerini diyeyim geliştirdiler? Yoksa zaten inanılmaz iyi buz patenciler de bu dizide de yer aldılar mı? Çünkü hem oyuncu olup hem de bu kadar iyi kayılabilmesi bana efsane geldi açıkçası. O açıdan da beni çok etkiledi. Şimdi konuya biraz daha değinmek istiyorum. Yani konu, çekimler, oyunculuk, dediğim gibi türü, psikolojik drama, dram türünün bu kadar iyi yansıtılabilmesi ve zaten uzun olmaması, bütün bölümlerin, her bir bölümün kısa tutulması inanılmaz müthiş. Kötü diyebileceğim belki şu olabilir. O da benim nacizane yorumum. Aslında kötü diyebileceğim ya da arkadaşlar bu iyi değildi deyip size anlatabileceğim çok da bir şey yok. Sadece belki hani Kat'in o bipolar olmasından dolayı bir yerde bir ara hani lityum kullanıyor normalde ve ilacını bırakıyor. Onu zaten diziyi izlerseniz sebebini de göreceksiniz. O ilacını bırakmasıyla beraber çok fazla böyle yükselmesi bariz oluyor diyeyim size. Ve o yükseldiği zamanki hali, tabii ki çevremde çok bipolar arkadaşım da yok. Ve hani deli gibi de bipolarlığı araştırmadım. O yüzden yanlış bir şey de söylemek istemiyorum çünkü çok hassas bir konu. Ama o bipolar olduğunda bu kadar fazla oyunculuk geldi bana. Bir tek belki o diyebilirim. Hani fazla fazla böyle o enerjiyle yaptığı şeyler. Ama bu, eğer gerçeklik payı varsa bu denli, o zaman ona da tamamım. Çünkü ben sizinle hani paylaştığım gibi böyle çok fazla, yani bu tür dizilerde özellikle gerçeklikten kopulmasını sevmiyorum. Yani o zaman böyle diziden çıkıyorum ben ya da kopuyorum. Bu hoşuma gitmiyor. Dizinin konusundan spoiler vermeden, bu en zor bölümü diyeyim yani benim için. Spoiler vermeden biraz bahsedebilirsem, biraz daha size açabilirsem. Ya her bölümde zaten hani Kat ve Justin ana karakter. Bu arada Kat'in en yakın arkadaşı Jen. Onunla da ilgili, yani her bir karakter iyi ele alınmış. Dolayısıyla sadece Kat'e ya da antrenörleri Dasha'ya ya da annesinin sevgilisi Samantha'nın antrenörü olan Mitch'e, hani böyle bir kişiye deli gibi odaklanmıyoruz da. Bu rol dağılımı bence bir dizide, hani filmde de öyle ama dizilerde daha çok sekteye uğrayabiliyor, daha başarısız olabiliyor. Rol dağılımını çok iyi başarmışlar. Yani gerçekten hani Kat'e de verdikleri önem, Justin'e de, Samantha'ya da, yani hatta Dr. Parker şeyleri, hani bir yeri burkulduğunda işte o bakıyor, doktor dizideki, ona bile verilen özen ve önem
İnanılmaz iyi ve bu da beni çok etkiledi açıkçası. Bu arada diziyi dün bitirdim ve hazır dün bitirmişken, tabi bu video yayına girdiği zaman dün kim bilir ne zaman olacak ama ben bu videoyu çektiğimde dün bitirmiş olduğum için hani o heyecanla ve de hazır her şey aklımdayken sizlerle paylaşıyorum. O yüzden bu kadar bütün isimleri biliyorum. Yoksa hani manyak değilim, hani böyle hep onlarla yatıp kalkmıyorum tabii ki de. Bütün dizi oyuncuların isimlerini bilemem. Lakin şimdi hemen çok kısaca biraz daha size konuyu açayım. Dediğim gibi Cat bipolar ve onun iniş çıkışlarını ele alıyor dizi. En önemli zaten konumuz bu. Bütün dizi boyunca. Buz patenini ayrıca seviyorsanız bu diziyi ekstra izlemenizi öneririm. Yani inanılmaz estetik. Hani ben zaten dans etmeye ve dans edenlere bayılıyorum. Ben de dans etmeyi çok seviyorum. Ama özellikle bunu böyle hani cool gibi yapanlar vardır ya böyle. O müzikle bir de akanlar. Hani buz pateninde diyeyim. Bunu o müzikle danslarını, o cool gibi oluşlarını kız, kadın, erkek. Hani tabii ki de erkek biraz daha az estetik. Ama çok güzel bir şekilde izliyorsunuz. Yani bunu size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. İzlemeniz bence nacizane gerekiyor. Eğer ki hem buz pateninden, hem müzikten, hem danstan, sanattan hoşlanıyorsanız. Çünkü bunların birleşimi var o dans edişlerinde. Yani buz pateni yapışlarına ben dans edişleri diyorum. Çünkü gerçekten bence o da bir dans. Bu arada belki bunu başta söylemem gerekiyordu ama sona sakladığım iyi oldu. Siz de sona kadar izlemiş olursunuz. Şöyle de bir şey var. Yine Cat'le başlıyor dedim. Ama Cat'in bir düşüş sahnesini görüyoruz. Ve bu düşüşten sonra, yani buz pateni yaparken düştü ve çok derin ve ağır, kafası zaten yaralanıyor, kanıyor. Orada bir baygınlık geçiriyor. Ondan sonra hayatı daha da değişiyor. Ve dizi de zaten o düşüşünden sonra başlıyor. Yani aşk, arkadaşlık, ihtiras, hırs, tutku ve böyle azim. Yani açıkçası şunu da bana gösterdi dizi. Buz pateni yapmayı hani ne olacak ki, yapıyorlar, kayıyorlar işte diye görüyordum ben en azından. Ama böyle bir şey olmadığını, aslında ne kadar zorlayıcı ve psikolojinizi de bir yerde alt üst edebilecek kapasiteye de sahip bir spor dalı olduğunu da gördüm. Bu açıdan da benim için bayağı öğretici oldu ve bunu da hani aranızda belki size de düşünmeyenleriniz varsa düşünmenizi sağlar. Benim için açıkçası böyle bir farkındalık yarattı. Şimdi biliyorum konudan biraz daha bahsedeyim deyip konudan bahsetmemeye meyleniyorum. Ama spoiler vermekten çekindiğim için oluyor bu. Yani kısacası düşüşüyle, Cat'in buz pateni yaparken düşüşüyle aldığı o darbeyle hayatının değişimi. Buz patenine dair birçok şey. Aynı zamanda annesi de, neyse onu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Cat'in annesiyle ilgili de bazı şeyler göreceksiniz ve aslında ne kadar zor bir ailede büyüdüğüne de şahit olacaksınız. Hem Cat'in hem Samantha'nın. Bu da anneden kaynaklı bir rahatsızlıktan dolayı da diyeyim. Yani izleyin, gerçekten çok güzel. Ben bitmesini istemedim dizinin. Konuya dair de size daha başka bir şeyler söyleyebilir miyim diye düşünüyorum. Ama tek tek karakterlerin, işte Justin'in babası şöyle ve aralarında bu oluyor diye bahsetmek istemiyorum. O yüzden yani genel hatlarıyla anlattım. Bence en makulü de bu diye düşünüyorum. Spinning Out dizisini izlediniz mi? Bunu yorumlarda benimle paylaşın. Ya da bu videodan sonra izlemeyi düşünür müsünüz? Ya da belki ben hiç ilgimi çekmedi, zaten buz patenini de hiç sevmem diyorsanız bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Yani diyeceğim şu, her halükarda ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi yorumlarda duymak, görmek isterim. O yüzden paylaşabilirsiniz. Çok çok mutluluk duyarım bundan. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olun. Yani abone olun ve oldurun. Çünkü gerçekten sizlerle bir şey paylaşmak, yani her anlamda, her konuda ne içimden geliyorsa o gün, deneyimlerimi, tecrübelerimi bir arkadaş olarak, bilmiyorum hani sohbet tadında çok hoşuma gidiyor ve çok keyif alıyorum. Siz de eğer ki keyif alıyorsanız, desteğinizi gösterirseniz gerçekten çok müteşekkir ve minnettar olurum.
Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Spinning Out, Spinning Out, Spinning Out diyorum. O diziyi izleyin ve afişi şuraya koyabiliyorsak koyalım. Hatta buraya da koyabiliyorsak koyalım. Gerçekten inanılmaz, efsane bir dizi. Yani hatta puanı söylemedim, puanı söylüyorum. Fil hafızam hiçbir şey unutmuyor. 10 üzerinden 9,5 diyeceğim. Yani bu da hiçbir şekilde bence şey değil, fazla değil. 9-9,5 yani diyebilirim size. O yüzden izleyin ve izlettirin. Sevgi, coşku ve neşeyle kalın. Hoşça kalın demem gerekiyor burada galiba. Demezsem boş kalıyor orası. Yapacağım. Oturmamı bir düzenle. Şimdi şöyle olmaz. Daha önce de oturduk burada yani. Öyle ya da böyle biliyorum. Böyle. Tamam. Şey vardı, böyle dans vardı. No panik.